Çalıştığınız belgelerde paragraf ve satır aralıkları ile ilgili düzenlemeler de yapabilirsiniz. Satır aralığı, bir paragrafta metin satırları arasındaki dikey aralığın büyüklüğünü belirler. Paragraf aralığı ise, paragrafın üstündeki veya altındaki aralığın büyüklüğünü belirler. Satır aralığını değiştirmek için paragrafı seçin. Giriş sekmesinin paragraf grubunda satır aralığını tıklatın. Yeni bir ayar uygulamak için istediğiniz satır aralığı sayısını seçin. Örneğin 2 değerini seçerseniz seçilen metin çift aralıklı olur. Daha hassas aralıklı ölçüleri ayarlamak için satır aralığı seçenekleri seçeneğini tıklatın. Aralık bölümü altında istediğiniz değerleri belirleyin. Varsayılan olarak izleyen paragraflarda aralık çok hafif artar. Fakat daha farklı düzenlemeler yapabilirsiniz. Bunun için aralığını değiştirmek istediğinizden önceki veya sonraki paragrafları seçin. Sayfa düzeni sekmesinin paragraf grubunda menüdeki aralık seçeneğinden oklarla aralık değerini belirleyin. Ya da paragraf sekmesinin yanında yer alan oku tıklatın ve istediğiniz aralık miktarını girin. Hazırladığınız belgelerde sözcüklere veya paragraflara gölgelendirme uygulayabilirsiniz. Belgenizin kısımlarını gölgelendirmek için bir tema rengi seçerseniz, belgeniz için farklı bir tema tercih ettiğinizde gölgelendirme rengi değişir. Bu işlem için gölgelendirme uygulamak istediğiniz sözcük veya paragrafı seçin. Giriş sekmesinin paragraf grubunda gölgelendirmenin yanındaki oku tıklatın. Tema renkleri altında seçiminizi gölgelendirmek için kullanmak istediğiniz rengi tıklatın. Tema rengi olmayan belirli bir renk kullanmak isterseniz, standart renkler altında bir rengi ya da tüm renkleri tıklatıp tam istediğiniz rengi bulun. Hazırladığınız belgelerde birbirinden farklı biçimlendirmelerin yer aldığı paragraf grupları olabilir. Bu paragrafların biçimlendirmelerini çok hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz. Word programındaki en hızlı biçimlendirme komutu biçim boyacısıdır. Biçim boyacısının görevi, metnin bir bölümünden diğerine hızlı bir şekilde biçimlendirme kopyalamaktır. Giriş sekmesinin en solunda pano grubunda yer alır. Biçim boyacısını kullanmak için imleci biçimini kopyalamak istediğiniz metne yerleştirip sonra biçim boyacısı düğmesini tıklatın. Biçimlendirmenizi kopyalayacağınız birden çok yer varsa açık kalması için biçim boyacısına çift tıklatın. Sonra yeni biçimle boyamak istediğiniz metni seçin. Kapatmak için düğmeyi yeniden tıklatın veya ESC tuşuna basın. Özlem Temelli.